Efendim aile ekonomisine hoş geldiniz diyerek başlayalım. Her salı olduğu gibi yine Sadi hocamızla beraber aile ekonomisinde beraberiz. Kar her yerde İstanbul'da ama Sadi hocamız erkenden ta Edirne'lerden pazar akşamlarından gelip kara teslim olmayanlardan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün aslında yine herkesi çok yakından ilgilendiren, bize de son zamanlarda alalım mı almayalım mı ne yapalım diye çok sorunun geldiği bir şey. Konutu konuşacağız yine ama bu sefer konutu farklı bir açıdan ele alacağız. Çünkü geçenlerde biliyorsunuz hem Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı hem de ardından Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara göre konuta devlet desteği geliyor. O da şöyle oluyor. Hemen önce bir haberimizi girelim. İlk konutunu alanlara %20'lik azami bir devlet desteği gelecek. Bir fon, bir hesap oluşturulacak bir bankada. O hesabın üzerine devlet vatandaşa %20'si kadar, ki bu da 15 bin lirayı aşamayacak, bir destek getirecek. Valla bu konuyla ilgili çalışmaların hızlandırıldığı söyleniyor. Hükümet yetkilileri tarafından. Buyurun detaylar. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet Eylem Planı'nda yer alan konut hesabı uygulamasının 3 ay içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Birkaç hafta önce konuyla ilgili bir açıklama yapan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ev sahibi olmayan vatandaşların konut edinmesini amaçlayan konut hesabı uygulamasına ilişkin yönetmelik çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi. Hazırlanan taslak yönetmeliğin son aşamaya geldiğini belirten Şimşek, yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuş olup kısa süre içinde Başbakanlığa sevki planlanmaktadır ifadelerine yer verdi. Konut hesabı düzenlemesiyle konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarının konut edinmesinin ve hane halkının önündeki muhtemel borçlanma kalemlerinden olan konut harcamalarının önceden tasarruf edilerek karşılanmasının amaçlandığını vurgulayan Şimşek, katılımcıların devlet katkısına hak kazanabilmesi için yurt içi mevduat veya katılım bankalarında konut hesabı açmaları ve konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca söz konusu hesaplara düzenli ödeme yapmaları gerekmektedir. Belirtilen koşulları yerine getiren katılımcıya konut edinim tarihi itibarıyla hesapta biriken toplam tutarın azami %20'sine kadar hesaplanan devlet katkısı ödemesi yapılacaktır dedi. Konut hesabı uygulamasıyla konut sahibi olmayan vatandaşların konut edinmeleri için devlet tarafından bir destek sağlanacağını ifade eden Şimşek, bu uygulamanın vatandaşların tasarruf yapma alışkanlıklarına katkıda bulunmasının beklendiğini bildirdi. Şimşek, uygulamanın bankacılık sektörü açısındansa ilave mevduat ve uzun vadeli kaynak imkanı sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Devlet katkısından kanun kapsamında gerekli şartları sağlayan her Türk vatandaşının yararlanabileceğine dikkat çeken Şimşek, konut hesabı uygulamasına yönelik oluşacak talebe göre ev sahibi olacak kişi sayısının değişebileceğini söyledi. Şimdi burada amaçlananlardan birinin aslında Türk halkını tasarrufa teşvik etmek olduğu belirtiliyor. Tamam, çok güzel ama hemen şunu sorarak başlamak gerekiyor. Konut bir tasarruf şekli midir? Konut almak tasarrufun bir biçimi midir? Şimdi herhalde bu bir çaresizliğin de sonucu. Maalesef biz parasal tasarrufu seven bir toplum değiliz. Neden? Çünkü geçmişimizde yaşadığımız çok yüksek enflasyonlar var. O yüksek enflasyonlar nedeniyle fiyatlardaki yükseliş, bir de sadece geçmiş enflasyonlar demeyelim, ev fiyatlarındaki son zamanlardaki gelişmeler nedeniyle de insanlar parayı parasal tasarruf yerine götürüp işte bir arsaya yatırmak veyahut da bir konuta yatırmayı daha çok tercih eder hale geldiler. Çünkü bankalarda bugün en fazla alabileceğin faiz işte %13-13,5'lar seviyesinde bir rakam. Netine geldiği zaman onun 10-11'ler seviyesinde bir para kazanırsın. Normal vatandaş ise %9-10 gibi bir rakam kazanır. Şimdi %9-10 kazanç var bir tarafta. Bir tarafta da %20'ler-25'ler seviyesinde ortalama artan konut fiyatları var. Böyle bir durumda insanlar tercih olarak tasarruf dediği zaman aklına ne geliyor? Diyor ki en iyisi ben konut tercih edeyim diyor. Konut talebini artırayım diyor ve konut tercih etmeye başlıyor. Aslında konut tasarruf aracı mıdır? Ya bırak sen, Türkiye'de bizde buzdolabı bile tasarruf aracıdır. Yani aslında tüketim malı değil mi? Yani sonuçta dayanıklı tüketim malı. İsmi üzerinde de zaten dayanıklı tüketim malı. Ama şöyle düşünür insanlar. Yani işte hayat boyu alacağınız beyaz eşya nedir? 4 kez 5 kez beyaz eşya alırsın. Hayat boyu alacağın toplam
Beyaz eşyayı söylüyorum. Yani bir alayım da şundan, bir daha ileride para ayırmayayım buna. En azından yenilenmiş olur bu diye. İnsanlar hemen ne yapıyor? Şimdiden alıyor, eski yenini atıyor ve yerine yenisini koyuyor. En azından 10-15 yıl diyor, ben bundan sonra bunun için artık para ayırmayacağım böyle bir eşya için diyor. Yani bizim tasarruf mantığımız bu. Yani bir Avrupa'daki veyahut da bir gelişmiş ülkedeki tasarruf mantığının tamamen dışında bir tasarruf mantığıyla hareket ediyoruz. Ama bunun da nedenini özellikle mal fiyatlarındaki inanılmaz yükseliş. Bence bu enflasyon, hala biz işte kontrol etmiş gibi görünsek de ciddi anlamda enflasyon var. Yani bir ay önce ıspanak alıp depolasaydık, buzdolabına koysaydık şu anda bile %50 para kazanabilirdik. Yani her şeyi alıp işte hep biz diyoruz ya, eleştirdiğimiz şey, ya çok fazla almayın, sonra yarısını ne yapıyorsunuz, çöpe atıyorsunuz, bunlar hep israftır, yapmayın diyoruz. Ama vatandaş ne yapsın? Yani ucuz bulduğu zaman ne yapıyor? Atlıyor, alıyor. Çünkü şu anda ıspanak fiyatları 4-4,5 TL'ye gelmiş. İnanılmaz yüksek bir fiyat var maalesef. Peki bir şekilde artık hani neydi o, galadı meşhur derler yani, bir yanlıştan yanlış öğrenile öğrenile gelen bir tasarruf biçimi olmuş. Tamam, böyle bir algı var. Hani bu da bizim ülkemiz ve bizim ekonomimiz için bir tasarruf şekli olarak ortaya konabilir. Çok da yanlış değil. Şimdi devlet böyle bir uygulama yapıyor. Tabii bunu çok 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 fazla mı gerekçe sayabiliriz? Bir, halkı tasarrufa yönlendirmek, iki, konu stoklarını eritmeye çabalamak gibi pek çok. Hani mütekabiliyetten sonra gelen vatandaşı konuta yönlendirmek gibi pek çok gerekçe sayabiliriz biz bu düzenlemeye. Ama gerçekten de şimdi azami 15 bin lira olacak bu destek ve %20 en fazla karşılık gelecek. Şimdi böyle bir durumda bir ucuz konuttan bahsediyoruz. İlk evini alıp ucuz konuta yönlendirmekten bahsediyoruz. Buradaki olabilirlik ne durumda hocam? Yani mantıklı oturuyor mu? Ucuz konut üretimini ve ikinci elini düşündüğümüz zaman birbirinin üstüne oturuyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Yani zaten maksimum %20 destek deniyor ama bu 15.000 TL'yi de ne yapmayacak? Geçmeyecek. Demek ki 100.000 TL biriktirecek. 100.000 TL dediğimiz şey evin peşinatı. Biliyorsun %25 sınır var ya banka kredilerinde. 60.000 ile biriktirdiğinde alabiliyor. Şöyle. Yani 50, 4'te 1'e 15.000 alıyor çünkü. 50.000 biriktirirse 7.500 lira alacak. Ama 60.000'e 15.000 alabilir. Tabii. Yani ideali şu anda şeyi, maksimum fayda 60.000'de. Ya tam azami rakam 15 olarak, bin, evet, 60 rakam bin. Olarak belki oraya geliyor yani, ama çünkü 100 bin biriktirse de 15 bin olacak. Ya, tamam, işin tamam güzel tarafı orası. Da yalnız şöyle bir sorun var. Yani 60 bin 4 kere 6 dersen 240 bin TL'lik bir evden bahsediyoruz. Yani anlatabildim mi? Yani 240 bin hadi bilemediniz 300 bin TL'lik bir eve kadar bu destek sağlanır. Daha fazlası olmaz. Neden olmaz? Çünkü yani 300 bin TL'ye kadar eğer işte o birinci evini alan, belki biraz daha dar gelirli olan kesim için bence yine de bir katkıdır. Bir de şöyle düşün, yani en az 3 yıl o hesabı açıp tutmak zorundasınız, biliyorsun. En az 3 yıl hesabı para yatırmış olman lazım. 3 yıl sonra çekersen de kademeli ödemeler var orada. Ama dediğim gibi yani en fazla 15 bin liralık bir ödeme. Bütün hepsi 15 bin lira. Fakat burada genel olarak baktığımızda 3 yıl boyunca vadeli mevduatı yakalayabilmek bile çok zor Türkiye'de. Hı hı. Neden? 60 gün ortalamayla çalışıyor bizim mevduatımız. Böylece en azından konut alacak olan kesim varsa bu parasıyla 3 yıl boyunca bu mevduatını ne yapmış olacak? Burada parayı tutmuş olacak. Şimdi tabii şu da olabilir. Ya bu konut sektörünü gene destekleyen bir mevduat mekanizması olmayacak mı? Maalesef olacak. Şey, konuyu değiştirdik arkadaşlar. Şimdi bu şeyi, devlet desteğini konuşuyoruz. Maalesef böyle bir sorun var ortada. Yani ekonominin motorunu biz hala inşaattan yana götüreceksek o zaman bu destek her açıdan son derece önemli. Çünkü inşaat sektörü temelli büyüyeceğiz demektir. İç talebe dayalı büyüyeceğiz demektir. Gerçi 2019'da verilecek bu ödeme
Öncelikle 2019'u beklememiz lazım yani bunu alabilmemiz için. Şu anda çıkarsa zaten ancak 2019'da alabiliriz. Yani orada birazcık bir kaygım var ama o kaygımın dışında şunu destekliyorum. Yani bence devletin tamamen mevduata para yatıran vatandaştan örneğin 3 ay vadeye geçiyorsa hiç vergi almaması. Aslında mantıklı olan bu. Böylece hem vatandaş bundan daha fazla yararlanabilir. Bu tasarrufun aynı zamanda ne anlamına gelir? Teşviki anlamına da gelir. Ya zaten bizim hissettiğimiz enflasyon %10'un altında bir enflasyon değil. Yani sokaktaki vatandaşın, ya şöyle söyleyeyim. Yani işte TEM Mahmutpaşa Edirne otobanında 5.8 iken otomobil geçişi şu anda 8.5 TL oldu. E şimdi 5.8 TL nerede? 8.5 TL nerede? Allah aşkına yüzde kaç artış var? E şimdi bütün bunlardaki elektrik, doğalgaz faturalarını hiç söylemiyorum. Yani nasıl geliyorsa o faturalar artık inanılmaz bir şekilde yükseldi faturalarda. E şimdi tamam %5, %10 diyebiliyoruz ama %15, 10'luk falan gibi görünmüyor yani o rakamlar. E bunun hesaplamasını da biz çok iyi bilmediğimiz için, çok iyi kontrol edemediğimiz için de arada birçok böyle bilmeden ödediğimiz inanılmaz fiyat artışları var. E bir de fırsatçılar var. İşte %30 asgari ücret arttı. Hemen ne yapalım? Malın fiyatını yükseltelim ama maliyeti üstlenmeyelim diyenler var. E bu ortamda bizim hissettiğimiz enflasyon %10 üzerinde. Şimdi devletin şunu yapması lazım. Hemen bu uzun vadeli mevduat hesabı açanların %15 kesilen stopajlarını tamamen ortadan kaldırması lazım ki bu gerçekten tasarrufların uzun vadeye yayılması için son derece önemli bir faktör. Hatta destek versin bir yıl olana %5'te ben faiz desteği veriyorum. Yani faizinin %5'e kadar ben destek veriyorum. 3 yıl vadeli para tutarsan %15 veriyorum. Bunu aslında bütün mevduatlara yapmak lazım. Yani illaki konut alacaklara değil de bütün mevduatlara böyle bir destek getirerek belki bu işi çözebiliriz. Çok büyük maliyetler değil bunlar. Yani öyle tasarruf mevduatı dediğiniz rakam belli. Ödeyeceğiniz para en fazla %1, %2 maliyet getirir size. Yani 9 milyar TL gibi bir maliyet getirir. Yani daha doğrusu maliyet değil, vergiyi düşecek sadece o kadar. İllaki 20 milyar TL bütçe açığı yerine 29 milyar TL bütçe açığı verirsin. O da Türkiye ekonomisi açısından çok rahat kaldırılabilecek gayri safi yurt dışı hasılanın %2'si kadar bir rakam. Ama en azından vatandaşın tasarrufunu ne yapmış oluruz? Desteklemiş oluruz. Mesela besi konuşmamız lazım aslında bizim önümüzdeki haftalarda da. Çünkü biliyorsun işe başladığın andan itibaren artık bes zorunlu hale gelecek. Aslında nasıl bu bese destek sağlıyor devlet? Bence desteğin devam etmesi lazım. Ama mevduatlarda da tasarrufların hepsinde de parasal tasarruflarda özellikle konut diye ayırmadan desteği artırmamız lazım. Başka çaremiz yok. Yani başka türlü insanları bu işte konut almaktan, işte haftada bir kullanacakları otomobil almaktan vazgeçiremeyeceğiz. Yani başka çaremiz yok. Parasal tasarrufu en azından özendirmemiz lazım. Ama evin fiyatı %25 artarken sen %10 para veriyorsan vatandaşa, %9 veriyorsan mevduatta ben de gider. Yani rasyonel olarak gider ne alırım? Ev alırım. Paramı eve yatırırım. Taşa toprağa yatırırım. Bir şey söyleyeceğim bu noktada. Hani hep büyüklerimiz de bize bunu dediler ya. Yani mutlaka bir eviniz olsun başınızı sokacak. Buna katılır mısınız? Mutlaka herkes bir ev almak için çabalamalı mı? Ya şimdi bak. Herkesin bir evi olmalı mı? Ben eğer sosyal güvence sisteminin hak olarak insanlara sunulduğu bir ülkede yaşıyor olsaydım, yani Kuzey Avrupa ülkesinde yaşıyor olsaydım, bir şey olduğunda devlet bana hak olarak, yani yardım için değil, hak olarak bunu veriyor gibi bir güvencem olsaydı, ben de derdim ki ya ne gerek var? Yani eğer
ev fiyatları çünkü şu anda o kadar şişmiş durumda ki kira ve ev fiyatlarını işte şey var, IMF'nin sitesinde de var bu rasyo. Yani kiralardaki artışla ev fiyatlarındaki artış arasındaki ilişkiyi kurmuş. Ev fiyatları bizde uçmuş ama kiralardaki artış son derece sınırlı kalmış. Demek ki artık 30 yıla gelen bir süreç var. Yani evin bedeliyle kira geliri arasındaki ilişki 30 yıllara gelmiş. E şimdi böyle bir ortamda ev almanın aslında çok cazip olmadığını söyleyebilirim. Ev fiyatlarındaki artışın nedeni de geçenlerde seninle tartıştık biliyorsun. İşte 2500 tane yabancıya sattığımız, özellikle Arap kökenli işte turistlere sattığımız evlerin fiyatları nedeniyle neredeyse bütün Türkiye'deki fiyatlar inanılmaz bir şekilde şişmiş durumda. Hı hı. Sanki bütün mahalleyi gelip alacaklar. Mahallede bir ev satılıyor. İşte bütün mahalle aynen o fiyatlara geliyor falan. Yani şimdi bunlar gerçekçi fiyatlamalar değil. Ama şunu da söylüyorum. Evet, başınızı sokacak bir eviniz olması lazım. Neden? Çünkü ileride bir işten atılmama konusunda bir güvenceniz yok. Yani bir işte örgütlü bir toplum değil. İşte gelecekle ilgili kaygıları olan bir toplumuz. Emekli olduğumuz zaman aldığımız maaş belli. Hı hı. Yani ben işte emekli olan insanlar dinliyorum işte televizyonda 1500-1700 TL oldu benim emekliliğim. İşte Bağkurlara şimdi 100 lira seyahaten zam yapıldı ama kamudan emekli olanlara böyle bir şey yoktu. 1600-1700 civarında rakam. Bununla sen kira mı ödersin? Elektrik, doğalgaz parası mı ödersin? Yer misin, içer misin? Ya bu çok ciddi bir problem. Yani toplumsal bir problem bu. Dolayısıyla böyle bir ortamda şunu dersem, ya boş verin ev almayın, ileride emekli olduğunuz zaman düşünürsünüz diyemem. Yani o sorumluluğu alamam üzerime. Hı hı. Ama toplum gerçekten farklı bir toplum yapısında olsaydı, biz de ne bileyim işte gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi bir takım sosyal güvencelerimiz tam olarak yerinde oturuyor olsaydı ve alınmayacağını bilseydik, o zaman ben de çok rahat derdim. Ya gerek yok, bu fiyatlardan almayın, şunu yapın derim. Ama şunu beklemesi lazım. En azından 2019 diye bir tarih var şu anda. Evet. Biraz tabii insanların... Yani önümüzde bir 3 yıl var. 3 yıl var. Dolayısıyla 3 yıl içinde şunu iyi görmeleri lazım. Konut fiyatları belki belli bir noktada durabilir. Yani ekonomide bu sıkışmalar olacak. Yani başladı. Biz 2002 yılından bu yana dünyada, hı hı, bakın Türkiye demiyorum, bütün dünyada tamamen yapay bir ekonomi, suni bir ekonomi gördük. Para politikalarıyla şişirilmiş, düşük faizle giden tamamen suni bir ortam oluştu. İnsanları borçlandırdılar, insanların beyinlerini yıkadılar, format attılar. Çok farklı bir dünya yaşadık. Ama o dünya bitiyor. Yani o paralar artık bol olmayacak. Bu işte evet, belli ülkelerden 2500 kişiye satacaksın ama 1 milyona yakın konut stoğunu ne yapacaksın? Kime satacaksın? Bunun finansman maliyetini nasıl taşıyacaksın? Sürekli bankalarda yeniden yapılandırma anlaşmasına mı oturacaksın? Yeniden yapılandır, hadi bakalım fiyatlar aynı kalsın. Ya bu rasyonel bir ülkenin, insanın düşünebileceği bir mantık değil. Şimdi tweetler de geliyor, onları da verelim lütfen. Trader'ımızın seyircimiz diyor ki, sanayileşmenin ve üretimin olmadığı bir yerde insanlar tasarrufunu taş ve toprağa yatırır. Gayet doğaldır diyor. Bir başka seyircimiz, dolarım vardı Ünzile Hanım, dolarım vardı, 3 yıl bekledim, şimdi hiçbir borca girmeden evimi alabiliyorum diyor. Çok güzel. El Sarraf Rumuzlu seyircimiz, evim yok çok şükür, yıllık kirayı peşin yatırdım mı bütün evler benimdir diyor. O da öyle bakıyor. Yine bir başka seyircimiz de, Türkiye'de faizler %15'i görürse mortgage krizi olur mu, bu ev fiyatlarına nasıl yansır diye soruyor. Ya ben onun için dedim, son sorudan başlayayım istersen. Yani eğer faiz oranları buralarda kalmayacaksa, ki faizler önünde sonunda yükselecek. Faizlerin bu şekilde yükselmesi mutlaka konut talebini caydıran bir faktör olarak karşımızda duruyor. Yani bunu bir veri olarak alalım. Artık piyasalarda para da yok zaten. Yani hani vatandaş para da artıramıyor artık. Ben sabit gelirli için söylüyorum. Yani şimdi parası var, pulu var, o arkadaşlar için söylemiyorum. Ama parası olan insan zaten her zaman evini de alır, peşinatını verir, oturur, keyfine bakar. İş güvencesi olan veyahut da
kendisine gerçekten buradan çıktığım zaman anında ben iş bulurum kardeşim diye güvenen çok az insan vardır böyle toplumda. Yani bu tür insanlar varsa bunlar yapabilir ama onun dışında geniş kesimler, yani 6,5 yıllık eğitim düzeyinden bahsediyoruz Türkiye'de. Çok geniş kesimler, asgari ücretle çalışan çok ciddi bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla sabit gelirli olan ve emekli olduğu zaman çok düşük maaşlarla geçinmek zorunda olan bir kesim var Türkiye'de. %60'lık kesim diyeyim en azından. En azından %60'ı böyle Türkiye'nin. Şimdi bu insanların mutlaka ev sahibi olması lazım ama bu fiyatlarla değil. Onu takip edecek, müteahhit takip edecek, fiyatlar düştüğü zaman alıp geçmesi lazım. Onun dışında ki arkadaşlar için tabii ki yani ikinci ev, üçüncü ev yapılsın mı yapılmasın mı onları zaten tasarruf sahipleri daha iyi bilir kendileri ama... Bu fiyatlar yüksek. Ya bana göre yüksek. Bilmiyorum. Bana göre yüksekse herhalde Türkiye'deki benim gibi gelir elde eden, orta gelirli dediğimiz birçok insan için de bu fiyatlar yüksektir. Yani oturulabilir bir evden bahsediyorum. Çünkü bir de eski ev alıp 100 bin, 200 bin lira para harcamak var evin içine. Onu da düşünmemiz lazım. Bu arada tweetler geliyor. Şöyle bir onlara bakıyorum. Murat Keskin diyor ki genç nüfusla konut talebi doğru orantılı olduğuna göre bizdeki konut talebi devam eder diyor. Ortak Kahya Rumuzlu seyircimiz şöyle bir şey yollamış. Ortak Karya pardon. Bir dörtlük göndermiş bize, diyor ki Hasan Dağı arpalıktır. Eğer saban yürürse her derede bir değirmen, eğer suyu gelirse her kümesten birer tavuk, eğer köylü verirse güzel gidiş bu gidiş, eğer sonu gelirse. Evet, yani şey olursa böyle giderse iyi gibi görünüyor ama dediğim gibi yani evden bahsediyorsak eğer, ev alırken biz mutlaka şuna bakacağız. Yani evin fiyatı bizim için son derece önemli. Bir de taksitleri ödeyebilecek misin? Yani %25'ini ödedin de ondan sonraki taksitleri ödeyebilecek bir gelirin olacak mı? Yani bütün bunlara bakmamız lazım. Dolayısıyla faizlerin yükseldiği bir döneme girdiğimize göre biraz zor bir işler. Ama devlet desteği kesinlikle gerekiyordu. Önemli. Ama bence sadece konut için değil, tüm mevduatlara bu desteğin bence verilmesi. TL'ye mevduat yatıran. 3 ay ve üstü. Yatıranlar diye yaparsak en azından bankacılık sektörünün mevduat yapısını da ne yapmış oluruz? Biraz uzatabilmiş oluruz. 3 aylara doğru taşımış oluruz. Yani şu anda 60 binden ortalamayla. Valla ben milyonlarca liramı böyle saymakla bitiremediğim yıllardır liramı mevduata yatırırım devlet desteği gelir. Yani neredeydi evim ya? Bir odasında. Evim bir odasında. Evim bir odasında ayırdım. Onların hepsini. Her gün girip sayıyorum. Hepsini, ne güzel. Yanımdan ayrılmayın yeter ki. Yanımdan ayrılmıyorum. Şimdi 1994 krizi öncesi 50 bin dolara satılan mülk şu an 1 milyon dolar. Büyük şehirlerde fiyat düşüşü beklemek hayaldir diyor bir seyircimiz. Hakan Özkan diyor ki şirketler temettü dağıtmazsa elbette ki biz de kira için konut alımına yatırım yaparız diyor. Bu da aslında bir bakış açısı ve haksız da değiller. 3 yıl tut bankadaki paranı, ev yardım vesaire, peki bu esnafta bankalar faizde verecek mi diye soruyor. Barış Bey diyor ki hocam 650 lira kira ödüyoruz, 220 ev fiyatları, 40 bin lira peşinatla ev almak mı, kirada kalıp biriktirmek mi? Rica ediyoruz cevap verirseniz diyor. Yani 220 bin lira fiyatla o kadar kötü yazıyorsunuz ki arkadaşlar. Yani burada bir çevirmen rica ediyorum. Lütfen televizyona yazıyorsunuz. Dikkat edin yazdıklarınızda. Şimdi Barış Bey, hocam 650 TL kira ediyoruz. 220 ev fiyatları, 40 bin TL peşinatla ev almak mı? Kirada kalıp biriktirmek mi ricamızda sevgilerde, hiçbir noktalama işareti yok. 220 bin liralık ev fiyatı diye ben bunu tercüme ediyorum. 40 binin 220'nin 40 binini peşin vererek eve mi girelim diyor, yoksa kirada mı kalalım, biriktirelim mi diyor. Ya şimdi elimde hesap makinesi yok, hemen hesaplayabilirdim ama şöyle düşünelim. Yani eğer şöyle bakın, kiranız çarpı 20 yıl neyse... bu kaç ay? 240 ay yapar. 240 çarpı kira yapın. Eğer bununla ev sahibi, evin fiyatı arasında bir ilişki varsa, yakınsa birbirine, o zaman ev alabilirsiniz. Yani bir sorun yok. Demek ki 650 ile ne yapacakmışsın? 240'ı çarpıyorsun. Sonuç ne çıkıyor? O sonuca yakın, o sonuca al. O sonuçta bir ev bulabilirsen o evi
Alabilirsin. 650 240 mı çarpıyor? 240 ay 20 yıl ya. Hı hı. 20 yıl. Tamam. 20 yıl 240 ay yapar. Ona göre bakıyor. 240 ay çarpı kirasını çarpsın. 240 ay boyunca ödeyeceği, hı hı, kirasını. Eğer alacağı evin fiyatına eşitse veya yakınsa, 1-2 bin lira için kavga etmeyin, yakınsa o zaman gidip ne yapabilirsin? Bence ev alabilirsin. Bir sorun yok. Ama bunu aşıyorsa bana göre pahalıdır. Yani. Ama Murat Bey de önemli bir noktaya değiniyor. Türk insanı için hazır para hep harcanacak paradır. Borçlanmadan bir şeyin sahibi olamaz işte Türk devlet, insanı diyor. Yani. İşte onun için 3 yıl zaten 3 yıl hesaba parayı yatırıyor. En ondan az sonra 3 yıl, sana verecek tabii. Tabii yani 5 yıl olacak da en az 3 yıl o hesapta tutman lazım. Peki hocam asgari ücretle bu sistemle ev alabilir mi diye soruyor Ercan Bey. Vallahi zor yani bu fiyatlarla yani en alabileceğiniz körpe ev işte 200 bin lira olduğuna göre 200 bin lira zaten 1300 lira asgari ücret eğer tek başınıza çalışıyorsanız evde zor. Yani böyle bir şeyi almanız mümkün değil. Ama yani başka yerlerden bir gelirim oldu. İki kişi çalışıyoruz evde. Aslında ev fiyatı bir ev buldum çok da uygun söylediler bana. O evi alayım diyorsan o zaman uygun olabilir. Fakat dediğim gibi yani genç nüfus artıyor doğru ama ev fiyatları da artıyor. Yani insanlar biz biliyorsun öyle çok yüksek ücretli istihdam yaratamıyoruz Türkiye'de. Yüksek ücretli istihdam yaratamadığımız için de o evleri satın alacak olan genç arkadaşlarımız, genç arkadaşlardan varsa işe giren yeni kaç para aldıklarını söylesinler. Öyle çok yüksek eskilerle kıyaslama olanakları varsa bilmiyorum ama ben şöyle biliyorum. Bankaya ilk girdiğinde mesela bir işte yabancı dil bilen birisi en az 1000 dolar gibi bir rakamla başlıyordu. Yani 3000 TL gibi bir rakamla başlıyordu ve yıl sonunda da böyle fiyat böyle maaş aşağıya doğru gitmiyordu o zaman. Ben 2000 yılından bahsediyorum. Şimdi 1000 dolarla işe başlayan kişi sayısı o kadar az ki bankacılık sektörde dahil buna birçok sektörde son derece zor. Dolayısıyla artık yüksek ücretle istihdam yaratma olanağımız yok. Bu fiyatlar bu şekilde yukarı doğru gittiği sürece biz bunu ne yapamayız? Yani herkes ev alacağım diye çaba harcamaz. Gider kirada oturur ve hiç böyle bir birikim içine de girmez. Yani öyle bir konut işine hiç bakmaz. Bu arada bir seyircimiz diyor ki 15 bin liraya parayla tapu harcı, emlakçı parası, DASK vesaire yetmez. Buna destek demek fazla iyimserlik diye ekliyor. Daha ne versin ya? Yani aslında yani ha, bundan ne yapsın? Evinizi daha alıp fazla size anahtarı mı versin? Yani 15 bin lira. Adnan Menderes'i değil mi o iki tane anahtar vaat etmişti? Çinliler mi? Adnan Menderes de bir şey vaat etmişti ama neydi o? 50-60 hatırlayamıyorum ama 56'dan sonra iktidara iki geldiğinde. Anahtar diye Tansu Çiller mi? Bir ev, bir araba anahtarı. Evet, evet. Tansu Çiller'e gidip başvuralım. Nerede bizim evler diye. Ya bu politikacılar her zaman bu şeyleri ya BES'te de mesela BES'te ne oldu? %25 devlet desteği var ama faizler, kurlar yükseldi. Çok ciddi zarar ettik BES dediğimiz sistemde de. Bu olacak yani finansal piyasalardaysa bu paranız şimdi olacak ama ileride de ne olacak bir bakacağız. Aa, o portföyde olduğumuz için fiyatları yükselecek. Önemli olan sizin ne kadar süre bu sistemin içinde kalabileceğiniz. Dolayısıyla bence bu ev fiyatlarının bu şekilde uzun süreli olması, sürdürülebilir olması yani her yıl %20-25 ücretlerin üzerinde, gelirlerin üzerinde artması bana göre mantıklı bir şey değil. Yani dediğim gibi emin ol yıllardan beri görüyorum yani 3 yıldan beri görüyorum satılık dükkan, satılık dükkan. Sürekli satılık dükkan ama aynı yerde takip ediyorum birkaç tane yer böyle ama inanılmaz fiyatlar söylüyorlar ki 3 yıldan bu yana satamadı ama satmıyor. Yani anlatabildim bizde böyle bir durum var. Eğer müteahhitse bu 3 yıl nasıl dayanacak? 3 yıl boyunca nasıl finanse edeceksin bunu? Ne yapıyorsun? Gidiyorsun bu sefer çek senet kırdırmaya çalışıyorsun bankalarla. Ek kredi kullanmaya çalışıyorsun. Oradan kazanacağını oradan kaybediyorsun. Yani bence kimsenin rasyonel hesap yaptığını ben düşünmüyorum şu anda. Evet. Ama dediğim gibi 2500 tane kişi ev alıyor diye biz bütün yabancılar ev alıyor diye herkese onlar gibi bir gelirimiz yok bizim yani. Hı hı. 99'da bankada işe girdiğimde maaşımla 300 çeyrek altın alıyordum. Heyhat diyor bir seyircimiz de. Süleyman Demirel diyenler var, Tansu Çiller diyenler var. Şimdi bakacağım birazdan araştıracağım. Süleyman Demirel olma ihtimali de var. Kafamı karıştırdınız ya. Olduğu zaman bitti. Ama biz ne yapıyoruz?
biz gelen her konu ustaları etinden sütünden faydalandığımız için şimdi Saadet Hoca'yı alıp tekrar radyoya geçiyoruz efendim. Ama siz burada Hande Berktan'la birlikte olacaksınız. Radyodan da bizi dinlemeye devam edebilirsiniz tabii ki. Hadi görüşeceğiz o zaman şimdi birazdan.